Şey olmuş ama hepsi de benim için metinler. Metinler ölmez. Metinler dolu. Adem şimdi Tayyip'e bağırıyor. Cezaevindeki çocuklarımızı yakında çıkabiliyor da susmayacak. Sustukta sıra yine demir sana gelecek. Biz bunu her gün yürüyüş yapacak, her gün bağıracak, her gün barabar olacak, bu çocuklarımızı çıkartsınlar. Mesela yani Metin Göktepe gitti, Metin Göktepe gitmemiş. Hepsi benim için Metin Göktepe'si. Sağ olun, var olun. Emekçi çocuklarımıza, emekçi kadınlarımıza, Evrense gazetelerin Metin'in hepsine sayın yazsak yine tutuyor. Sağ olun, var olun. Sevgili Metin, geniş ailen olarak bugün bir kez daha buradayız. Sana güzel haberler vermek isterdik. Ama geçen bir yılda ne yazık ki sana verebileceğimiz güzel bir haberimiz olmadı toplumsal medya platformu olarak. Biz yakınlarını faili meçhul cinayetlerde kaybetmiş ailelerin kurduğu platform olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmiştik ve demiştik ki bu cinayetlerin hiçbiri tek başına işlenmiş münferit cinayetler değil. Bu cinayetler insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında ele alınmalı ve bu cinayetlerde zaman aşımı işlememeli ve devamında da bu cinayetlerin ardındaki gerçek failler ortaya çıkarılmalı diye dilekçeler verdik, mücadele ettik, hala da etmeye devam ediyoruz. Ama sevgili Metin, ne yazık ki söylediklerimiz hep bir yerlerde kalmaya devam ediyor. Ne yazık ki hala sizin cinayetleriniz münferit cinayetler olarak ele alınıyor. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında ele alınmadığı gibi hiçbir cinayetin ardından da zaman aşımı kabul edilmiyor. Ve biz diyoruz ki bir kez daha siyasilerimize, bizleri duymayan siyasilere sesleniyor ve diyoruz ki Metin Göktepe ve benzeri cinayetler insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçlarda zaman aşımı olmaz ve bu suçların ardındaki tetikçileri değil, gerçek failleri ortaya çıkarmak için lütfen hiçbiriniz siyasi ayrılıklarınızı önüne getirmeden yan yana durarak bütün cinayetlerin ardındaki gerçek failleri çıkarıp bu bizim Metin'e ve diğer tüm faili meçhul cinayetlere borcumuzdur ve biz platform olarak bundan sonra da bu mücadelemize devam edeceğiz. Biliyorum Metin, bir yıl sonra daha güzel haberler vermek üzere burada oluruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önemli gelişmeleri de tanıklık etmekteyiz. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 2012'yi karşılarken aslında savaş politikalarının vahşetine tanıklık ettik. Savaş politikalarının yarattığı yoksulluğa tanıklık ettik.